Merhaba arkadaşlar, Elif Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle su dalgası model yapımını paylaşacağım. Battaniyelerde, kırlentlerde, yazlık bluzlarda ya da birazcık orta kalınlıkta iplerle kışlık da bluzlarda çok rahat kullanılabilecek güzel bir motif. Renklendirilerek çok daha şık görünmesi sağlanabilir. Ben özellikle düz örülmüş bir bluzun uç kısmında, kol ucunda ve etek ucunda görmüştüm ve çok beğenmiştim. Gerçekten çok hoş duruyordu. Siz de böyle farklı hayal gücünüzü kullanarak farklı tasarımlarda bu modeli kullanabilirsiniz. Çok şık bir model. Şimdi yapımına geçebiliriz. Şöyle orta kalınlıkta iki renk belirledim sizlere göstermek için ben. Ve 3 mm tığım var. Yazlık çalışmalarda özellikle dediğim gibi bluzlarda merserize iplerle çok hoş sonuçlar elde edilebilir. Öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Bu normalde tam motifim burası. Yani örgünün tam kısmı burası ve kenarlarda yarım kısımlar var. Şu ortadaki kısmı artırarak siz motifinizi, modelinizi uzatabilirsiniz. Model 19 ve katlar üzerine kuruluyor. Yani siz ölçün yapmak istediğiniz neyse artık battaniyesi mesela 1 metre ölçün, ona göre kaç model belirleyecekseniz 19'un katlar olarak zincir çekebilirsiniz. Ya da siz fazladan çekin bol bol zincirlerinizi. Sonrasında zinciri kesmek çok sıkıntı değil. Ben de şöyle size göstermek için. Normalde bu 19 çarpı 2, çünkü burada iki motif gibi yarımlar ve ortadaki iki motif gibi düşünürsek 19 çarpı 2 38 zincirle başlayacağım. Şimdi ben 38 zincir çekip geri geliyorum. Evet, ben 38 değil daha fazla çektim. Siz de ileride sıkıntı yaşamak için fazladan zincirinizi çekin. Şimdi bu zincirimi, en son çektiğim zinciri tutuyorum ve 4 tane daha zincir çekiyorum. Tığımın başına 2 kere doluyorum ve tuttuğum zincire 2 dolamalı üçlü trabzan yapıyorum. Bu örgüdeki bütün trabzanlarımız 2 dolamalı üçlü trabzan. Yani 2 kere doluyorum, 3 kere de çekiyorum. Şimdi aynı yere bunun yanına bakın şuraya toplam 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Aynı noktaya 2 2 çekerek 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle. Evet. 3 tane yapmışız. 4. Evet, 5 tane üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi yine 2 doluyorum. Ve hemen dipteki zincirime, hemen önümdeki zincire bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bundan sonra buradan birer zincir atlayarak üçlü trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bir zincir atlıyorum, diğer zincire bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet. Yine dediğim gibi bir zincir atlıyorum diğerine. Bu şekilde baştaki üçlü trabzanla birlikte 9 tane üçlü trabzanım olacak. Bu şekilde aralarda zincir atlayarak yaptığımız kısım bize şu dalga kısmını oluşturuyor. Evet, yine bir zincir atlıyorum. Bir tane şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Evet, bir tane atlıyorum yanındakine. Bir tane atlıyorum. Evet,
tipi saymak istiyorum. Baştaki şu göbek kısımda hemen yanında bir tane yaptığım vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane daha yapacağım. Bir tane atlıyorum hemen yanına. 8. Bunu atlıyorum yanına. Evet, 9 tane üçlü trabzanımı yaptım birer zincir atlayarak. Şimdi hemen yanındaki zincire, hiç zincir atlamadan hemen yanındakine 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet. Sayalım. 2, 4, bir tane daha yapacağım. Ve yandaki boşluğa geçeceğim. Evet, şimdi yanındaki zincire geçiyorum. Ve oraya da yine aynı şekilde 5 tane. Evet, yandaki boşluğu zincir atlamayın arkadaşlar. Orada buradaki yığılma buradaki zinciri her zaman daraltır. Oradaki zinciri atlamıyoruz. Evet. Sanki orada zincir yokmuş gibi görünür ama sayılarla çok iş yapıyorsanız sıkıntı çıkarır size durum. Evet, buraya da yine 5 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 4 ve 5. Evet, yine de bir sayayım. 2, 4, 5. Evet. Şimdi yandaki zincire geçiyorum ve oraya yine hemen yanındaki zincire, yine orası sıkıştığı için, bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve yine zincir atlayarak üçlü trabzanlar yapmaya buradan devam ediyorum. Bir zincir atlıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine bir zincir atlıyorum. Yanındakine üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve bu şekilde baştaki atlamadan yaptığımla birlikte 9 tane yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Yani başta yaptığımız işlemi yineliyoruz. Evet. Bir zincir atlayarak üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir sayalım. Baştaki ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 2 tane eksik. Onları da yapalım. 8 ve 9. Evet. Şimdi yine 2 doluyorum ve yanındaki zincir atlamadan bu sefer yanındaki zincire hemen 5 tane üçlü trabzanımı yine yapıyorum buraya. Yani aslında şu kısmı, şurayı yapıyorum. Yarım motif yapıyormuşum gibi, modelin yarısını yapıyormuşum gibi bir etki yapıyor bu. Beşli trabzan takımı. 3. Şöyle. 4 ve 5. Evet. Şimdi örgümü çeviriyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve ilk trabzanıma herhangi bir işlem uygulamıyorum.
İkinci trabzanımı alttan alarak sık iğne yapıyorum. İki zincir çektim, döndüm ve her bir üçlü trabzanıma alttan alarak sık iğne yapıyorum. Bakın, alttan alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Böylece bakın şuradaki şu çıkıntıyı oluşturuyoruz biz bu sık iğneyle. Ben bu şekilde sıranın sonuna kadar her bir trabzanın tepesine sık iğne yapıp sıramın sonuna geleceğim. Evet, sıramın sonuna geldim ben. Son trabzanımı da bu şekilde takıp sık iğneyle birleştirdim. Evet, örgümüzün ilk kısmı, ilk aşaması oluştu. Şimdi diğer üst kısma geçelim. 4 zincir çekiyorum. Evet. Şimdi buranın dibine yine 2 kere doluyorum. Yine dibine zincir falan atlamadan bu arada şu çıkıntıya yapıyoruz artık işlemimizi. Çünkü bu önde kalacak olan kısım. Dibe zincirimin yanına 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda 5 tane olacak yani yine. 4 ve 5. Şimdi yana geçiyorum. Yandaki tepeye bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve yine atlayarak, bir zincir atlayarak 9 tane toplamda baştaki trabzanla birlikte 9 tane trabzan olacak şekilde zincirler atlayarak üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Yani biraz önce yaptığımız işlemi tekrar burada da uyguluyoruz. Şöyle. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. Evet. Şimdi 9 tane üçlü trabzanımı yaptım. Hemen yandaki boşluğa zincire geçiyorum. Oraya 5 tane üçlü trabzan dolduruyorum yine. Yani o dalga kısmını oluşturuyoruz. 3 4 ve 5. Şimdi hemen yine yana geçiyorum. Yandaki zincirimin tepesine tekrar 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, 3 4 ve 5. Şimdi hemen yandakine geçiyorum. Ona bir tane üçlü trabzan yapıyorum ve zincirlerimi atlayarak yapmaya devam ediyorum. Yani bir zincir atlıyorum, bir üçlü trabzan, bir zincir atlıyorum, bir üçlü trabzan. 9 tane bu şekilde yapıyorum ve orada tekrar görüşelim. Evet, 9 tane üçlü trabzanlarımı yaptım ben. Şimdi en uçtaki çektiğimiz zincirin arasına yine 5 tane üçlü trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, 2 3 4 ve 5. Evet, şimdi yine 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum.
İlk trabzana herhangi bir işlem uygulamıyorum. İkinci trabzana yine alttan alarak sık iğne ile doldurmaya başlıyorum. Evet. Alttan alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Alttan alıyorum, sık iğne yapıyorum ve ben sıramı yine bu şekilde tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. İpimi kesiyorum. Ve bakın, modelimizin son hali oluşmuş oldu. Bu şekilde sıralarınızı devam ederek renklendirmelerle özellikle çok şık sonuçlar elde edebilirsiniz. İstediğiniz kadar genişletebilir, uzatabilirsiniz bu modeli. Dediğim gibi renklendirmede çok çok kendini gösteren bir model. Ama tabii bluzlarda, sade renklerde de hoş duracaktır. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.